eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Kahpelerle düşüp kalkar mı? Kahpelerle düşüp kalkar mı? Dönsene lan yüzünü bana! Dönsene lan! Gül yüzlü canan dost dost elden aldırdı. Dur! Ecel oku. Dur! Değme beni. Değme felek, değme beni. Akşamdan beri adamın içinde çay ağacı çıkacak ya. Sabaha kadar çay taşıdım vallahi billahi. Hayır, anlamadım da derdi nedir. İki sohbet açayım dedim, hiç oralı olmadı. Koskoca Haydar Yüzbaşı derdini sana mı açacak Doğan? Anlamazsın oğlum, ben çok iyi psikolojik şeysi yapıyorum. Neyse, psikolojik neyse yapıyorsun? Terapi. Ya Ersin, kıt tarafından mı kalktın bugün? Anlamadım ki ya. Saçma konuşma abi ya. Adamın çayını buz gibi ettin zaten, hadi ver. Hemen tamam be. Karargâhta da kimseyle konuşulmuyor arkadaş. Hah, Doğan. Yürü kuva nerede? Orada komutanım. Komutanım, affedersiniz. Geceden beri böyle komutanım. Ne eve gitti, ne uyudu. Varsa yoksa türkü dinledi komutanım, çay içti. Ben de Timin abisi olaraktan sizi arayayım dedim komutanım. İyi yapmışım değil mi komutanım? İyi yapmışsın Doğan, iyi yapmışsın. Hadi koçum, siz işinize bak. Emredersiniz komutanım. Baykuşlar tüledi dost dost dalma beni.
Komutanım. Ya soğumuştur komutanım, tazesini getireyim ben size. Sağ olasın adaşım. Afiyet olsun. Güz ayları geldi dost dost, bozuldu bağlar. Hazan geldi değdi dost dost, günüme beni. Komutanım. Yürü baba. Bas. Senin yerinde hangimiz olsaydık? O tetiğe basamazdık komutanım. Basamazdık. Ya babalar. Mesele tetiğe basıp basmamak değil ki. Mesele o namlunun ucundakinin Kaan Bozok olması. Ha? Ya ben Kaan'a silah doğrulttum ya. Candaşım dediğim adama. Güvenip dağda sırtımı verdiğim adama silah doğrulttum. Daha ötesi var mı Bayram Baba? Ha? Ya vursaydım Kaan'ı? Ya bassaydım o tetiğe. Ya ölseydik ha. Ne olacaktı? Babalar, sabaha kadar 40 kere kurdum. 40 kere düşündüm. Ya ama yok, yok çıkamıyorum işin içinden. Olmuyor, bir türlü çıkamıyorum. Bayram Baba. Ben Kaan'ın gözünün içine baktım be. Gözünün içini gördüm. O adamda bir şey var. Ya ben o adamı tanıyorum ya. O adamda bir şey var. Bu işin içinde bir şey var dadaş. Kes şu zincirlerle oynamayı. Hareket etme yüzbaşı. Bıçağa çok yakınsın. Seni istediğim her an öldürebilecek olmak. Çok tuhaf değil mi? Hı? Aynı Aslı gibi bakıyorsun. Ben senin var ya. Sana da inanılmaz gelmiyor mu Kaan? Birinin canını almak. Onu yok etmek. Işıklarını söndürmek. Hayallerini, umutlarını, yaşadığına inandığı her şeyi elinden çekip almak. Kes şunu. Aslı gibi. Kes sesini. Aynı Aslı gibi. Kes dedim sana şunu. İnsan ölümüyle birlikte doğar yüzbaşı. Biz de seninle öyleyiz. Bakalım sen mi benim canımı alacaksın yoksa ben mi seni? Yapacak çok işimiz var. Hazırlanman gerek. Kahvaltı yap. Duş al. Tıraş ol. Dediğim gibi yapacak çok işimiz var. Allah belanı versin. Ne işi bu? Zamanı geldiğinde öğreneceksin. Ne işi bu? Tıraş ol yüzbaşım. Subay tıraşı. Ne işi bu? Allah belanı versin. Ne işi bu? Siz bir şeylerden kuşkulandım. Hatta biraz araştırdım ben.
Belki ama nereden bilebilirdim? Evet, evet. Biliyorum Kops. Biliyorum. Biraz su ister misin? Komutanım, bence benim şu anda sudan daha çok bir açıklamaya ihtiyacım var. Tabii eğer hala komutanımsanız. Ne desen haklısın. Ama söyleyeceklerini bence ölçüp biçip öyle söyle. Çünkü evet, hala komutanım. Dışarı çıkıp biraz hava alsak iyi olacak. Hadi bakalım. Korumalarınız nerede? Yalnız mısınız gerçekten burada? Yüzbaşı Kaan Bozok olayı başından sonuna kadar her saniyesi planlanmış bir olaydır. Zaten savaş da bir oyun değil mi? Bir aldatmaca. Sen gayet iyi bilirsin. Kime? Kime karşı bir savaş? Çok önemli bir eşikteyiz albay. Belki de tüm ülkenin kaderi. Önümüzdeki yüzyılların tarihi bizim bu savaşı kazanmamıza bağlı. Ama bunların Kaan Yüzbaşı ile ne ilgisi var? Hepsini anlatacağım. Karoğun Türkiye'ye karşı bir harekata girişeceği bilgisi ulaşınca Genelkurmay İstihbarat Dairesi'nde çok gizli bir toplantı yapıldı. Sana şu kadarını söyleyeyim. Bu toplantıdaki en düşük rütbeli komutan bendim. Sıra dışı bir yöntem gerekiyordu. Ya da delice bir plan. İnan bu kararı vermek hiç kolay olmadı. Bu operasyon o çocuğun yaşamını pamuk ipliğine bağlamak demekti. Onu o canavarların inine göndermek demekti. Ama senin adamın Yüzbaşı Bozok bu görevi kabul etmek için bir saniye bile tereddüt etmedi. Bazen adamlarımdan daha fazla ne isteyebilirim diye düşünüyorum Yüzbaşı. Sen de bir komutansın. Dediklerimi anlarsın. Biz bazen emrimizdekilere imkansız görevler veririz. İmkansızı isteriz. Buna ölüm de dahildir. Evladım sen nişanlını kaybettin. Bir arkadaşını şehit verdin. Bir diğerinde durumu kritik. Buna rağmen ben senden daha fazlasını isteyeceğim. Bu görevi kabul edip etmekte serbestsin. Kabul ediyorum komutanım. Ne olduğunu merak etmiyor musun? Söz konusu istek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk ulusuyla alakalı değil mi komutanım? Aynen öyle. Ben onlarla ilgili soru sormam komutanım. Yine de bir düşün. Çünkü sana vereceğim görev son derece tehlikeli ve yıpratıcı. Bütün arkadaşların senden nefret edebilirler. Hatta annenin bedduasını bile alabilirsin. Karoğun böyle adamları sever. Yemi yutacağını biliyorum.
eğitim alanında kendi komutanı Albay'a yumruk atan. Dahası herkesin gözü önünde bir generali vuran subay. Onun reddedemeyeceği bir yemdir. Ve öyle anlaşılıyor ki Fokus, Karon bu yemi yuttu. Tüm bunları anlayabiliyorum. Yediğim yumruğu yutmaya, yaşadığım gerilimi, yaşadığım cehennemi unutmaya hazırım. Ama komutanım, Allah aşkına, benim bunlardan neden haberim yok? Neden? Siz bir plan yapmışsınız, tamam. Kaan Bozok bu görevi almış, tamam. O da tamam. Ama benim bunlardan haberim yok. Beni anlayabileceğinizi umut ediyorum komutanım. Ben yok sayıldığım bir görevi yapmaya devam etmem. Ve sanırım siz de bir bostan korkuluyla çalışmak istemezsiniz. İzninizle komutanım. Kopuz. Bence acele karar verme. Ben seni önce bir yere götüreceğim. Evladım gelebilirsin. Albayım. Lütfen. Beni takip et. Diye gidelim. Emredersiniz. Korumalara haber vereyim mi komutanım? Ne koruması ya? Görmüyor musun? Yanımda Kopuz Albay var. Evet albayım. Gel bakalım. Evet albayım. Hedefi görüyor musun? Diyelim ki öndeki yüzbaşı Kaan Bozok. Arkadaki de kötü adam. Komutanım ne demeye çalışıyorsunuz? Silahını çek albayım. Komutanım. Albayım silahını çek. Emredersiniz. Şimdi senden kötü adamı vurmanı ve yüzbaşı Kaan Bozok'u kurtarmanı istiyorum. Komutanım, bakın bu... Nişan al. Ateş! Harika bir vuruş. Tam başından. Yo yo. Bir kez daha atış yapmanı isteyeceğim senden. Komutanım. Bakın özür dilerim ama bu atışı 100 kez tekrar etsek ben... 100 kere de başından vurursun. Bunu biliyorum. Ama bir kez daha görmek istiyorum. Albayım.
Nişan al ve emrimi bekle. Ateş et albay. Ateş et dedim. Ateş et! Yüzbaşı Kaan Bozoğ'u öldürdün albayım. Hayır, Opia değil. Ama Karo'nun elindeki en önemli silahlardan biri. Ve o silah sana doğrultulur. Her şeyi anlayacaksın albay. Her şeyi. Pia değil albay. Pia'nın kız kardeşi Eva. Sana aynı üzüntüyü yaşattığım için özür dilerim. Kardeşim. İlk bakışta herkes onun Pia olduğuna yemin edebilir. Karon da onu Dubnornik'ten kaçırmış. Peki ama neden yapmışlar bunu? Yani bu ne işlerine yarayacak ki? Herkesin bir zayıf noktası vardır albay. Sen onu Pia zannettin. Nişan aldın, ateş ettin ama ıskaladın. Sana anlatmak istediğim buydu. Nasıl ulaştınız ona? Kaçırıldığı bilgisini alınca parçaları birleştirmek zor olmadı. Karo'nun onu bir silah olarak kullanabileceği dünyada bir kişi var albay. O da sensin. Bunun üzerine biz de bir operasyon düzenledik ve onu Gürcistan kırsalında bir evden aldık. Benim kararlarıma kızgın olduğunu biliyorum. Ama bu sayede hem onun hem de senin hayatını kurtardık albay. Belki onunla konuşmak istediğim bazı şeyler vardır. Şimdi kurtarmamız gereken bir hayat daha kaldı. Yüzbaşı Bozoğ'un hayatı. Açın kapıyı!
Aç şu kapıyı! Yerine dön. Geri çekil. Leyla'yı getir bana. Sesini kes. Yerine dön dedim. Bana bak, o elindeki silahı alıp 5 saniyede nasıl süremi alır. Denemek istemiyorsan git Leyla'yı getir bana. Hemen yerine geç. Leyla'yı getir bana. Lan Leyla'yı getir bana! Çekilin. Bu kadar gürültücü olduğunu bilmiyordum. Mesleği sessizlik olan biri bu kadar gürültü yapmalı mı sence? Bana bak, biz seninle bir anlaşma yaptık ve o anlaşmanın içinde odasında hapis kalmak, kelepçe ve tıraş yoktu. Ben gidiyorum. Ben istemeden hiçbir yere gidemezsin, anladın mı? Unut bunu. Öyle mi? Anladım. Çekilin. Karışmayın. Camdan dışarı baktın mı yüzbaşı? Hı? Ankara'dayız. Ankara'da çok sevdiğim var senin. Başta pencereden gördüğün şu manzara. Sonra ailen, arkadaşların, sevdiklerin. Kapat sen eli! Aslı'yı hatırlıyor musun? Ha? Onun nasıl öldüğünü hatırlıyor musun? Bir gün tüm bu saçmalıklar bitecek. Karun kazanacak. Sen de zengin olacaksın. İşte o zaman seninle baş başa kalacağız. O zaman ya senin ya da benim için kıyamet kopacak. Göreceksin. Sakın unutma bunu. Sakın. Beklemeye gerek yok. Hemen başlayalım istersen. Gerçekten buradan çıkmak isteseydin eğer, çoktan çıkardın Kaan Bozok. Onun için bağırıp çağırmayı kes, anladın mı? Ve dinlenmeye bak. Çünkü yarın çok enerjiye ihtiyacın olacak. Tahmin edemeyeceğin kadar çok. Usturamı alayım. Leyla. Adam sıkılmaya başladı. Aptal bir şey yapacağından korkuyorum. Bankada yüklü miktarda kirli parası var. 3 tane subayı öldürdü. Hem de Azerbaycan karakolunda. Bir generali vurdu ve Rusya'daki bir hapishaneden beni kaçırdı. Bu saatten sonra istese de dönemez. Merak etme. Ya dönerse? O zaman icabına bakarsın Leyla. 3-5 kuruşta onun için harcarız, olur biter. Sen hazır mısın? Her şey hazır. Sabah harekete geçiyoruz. Bu en önemli işimiz Leyla. Mutlaka başarman lazım. Hiç kuşkun olmasın Karan. Onlar bir araya gelecek. Ama biz onları paramparça edeceğiz. Güzel. Tekrar görüşürüz. Ve sonra? Dediğim gibi Karon. Operasyon yaptılar. Eva Bavyer'i aldılar. Eva'yı kaçırdılar. Güzel.
Şimdi karşıma geçmiş. Albay İbrahim Kopuz'a karşı elimde tuttuğum en büyük kozun uçup gittiğini söylüyorsun. Öyle mi? Peki o sırada sen ne halt ediyordun? Biliyorsun Karon, ben sorumlu değilim. Ben sadece nöbetçiydim. Bu kadar aptal olmak zorunda mısınız? Ha? Ama herkes hatasının bedelini öder. Ve en iyi ödeme biçimi paradır. Para. Karon lütfen yapma. Benim üstüm yok. Lütfen. Toprak, ne olursun. Toprak, küller, küllere vesaire. Ne olursun yapma. Vesaire. Benim üstüm yok. Ben artık kime güveneceğim Sergey? Ha? Eva da gitti. Artık bundan sonra kime güveneceğim? Patron! 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 Bu Lazer abi çok hasta ya. Ne? Lazer yok mu? Hani kurşun yedi, sağ tarafına yaralandı ya. O ne diyorum ha? Bu kurşun da enfekte mi yaptı, ne yaptıysa böyle bakır çalığı gibi yeşil yeşil böyle benek benek olmuş. Yani adamcağız orada acı ot yemiş dana gibi böğürüyor ya. Ona bir şey yapa Karun abi. Sana buraya girme demiştim lan. Gerizekalı mısın sen? Ya ne yapaydım ha? Bırakaydım da adam ölsün müydü? Sergey, şu doktor işini halledin. Leyla duyarsa ortalığı karıştırır. Tamam, doktor bulacağız. Şu pisliği de temizle. Sergen abi, istersen bu doktorun olayında sana yardımcı olabilirim ha. Buraları vallahi avucumun içi gibi biliyorum ha. Sergen lan. Kuş beyinle, çık dışarı. Beyim. Hadi. Bu adam niye öyle yatıyor ya? Ha? Çık dışarı lan. Hadi. Özür dilerim. Nasıl bir şok yaşadığımı tahmin edersiniz. Ya ben... Çok üzgünüm. Var olduğunuzdan bile haberim yoktu. Ben şey... Biliyorum. Şu anda orada yanımızda olmasını o kadar çok isterdim ki. Ama başaramadım. Lütfen anlayın beni, bunu daha fazla sürdüremeyiz dedesi. Bay Kopuz. Ya sizi çok sevdim. Beni anladığını umuyorum, Kopuz. Karargaha gittiğin zaman sana bir emir iletilecek. Başaran Paşa da detaylarını anlatır. Yarın sabah belki de hayatının en önemli görevini yapacaksın. Benim sana güvenim tam. Allah yardımcın olsun. Oh,
Getir, getir, yavaş. Çevir, 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 çevir. Topla gel, topla gel, topla gel. Yavaş. Hadi yavaş. Hadi yavaş, yavaş. Vee, ola, ola, ola. Enik gibi titriyor. Ver onu, ver. Üstüne at. Ola, ola, ola. Nasıl titriyor? Sakallı! Bana mı diyorsun abi? Sen gel. Buyur Karun abi. Baktığım her yerde seni görüyorum sakallı. Uğraşıyoruz abi. Hatta benim gerizekalı arkadaşlar bana pire seyfi diyorlar, pire seyfi. Söylemeye sahip biraz çalışkan bir adamım yani. Sakallı, ben öyle her yerde olan, her şeye burnunu sokan adamları sevmem. Buna iyi bak sakallı. Bununla Karun'un kayığına binip Öller Irmağı'ndan geçmek ister misin? Ölüler Irmağı? Bu ne ki? Ağzında bu parayla o ırmağa geçmek ister misin? Ben şimdi anladım. Abi sen birini vurunca bu paradan onun ağzına tıkıyorsun. Ben o zaman da soracaktım da hani sinirliydin ya. Sorma sahip niye bu kadar masraf yapıyorsun ki? İlla bir şey tıkayacaksan bizim gibi böyle pamuk tıkasana abi. Hani abi böyle ölünce Sırat Köprüsü'ne geliyorsun ya, hani böyle sevabın çoksa bın diye geçiyorsun, günahın çoksa Allah muhafaza böyle şey yapıyorsun, düşüyorsun, bu ırmak, o ırmak, öyle bir şey mi yani? Sergey, gözünüzü dört açın, bir terslik istemiyorum, tamam mı? Tamam Karun. Manyak mıdır nedir ya? Ölüler ırmağı diyor. Cennet var, cehennem var, Sırat Köprüsü var. Bir şeyler uyduruyor. Allah, niye böyle bir şey yaptın yavrum? Hay Allah, ne gerek vardı? Ay, baksana şuna ne güzel. Hay Allah. Sever teyzeciğim. Yasmin. Sen hepimiz için çok değerlisin. Mutlu günlerde giy, Çiğdem. Ne olur üzülmeyin ama ya. Ben üzülün diye değil, yani içimden geldi diye, mutlu olun diye aldım. Ah yavrum. Ah kızım. Ay siz de benim evladımsınız yavrum. Kaan benim için neyse, Yıldız benim için neyse siz de öylesiniz. Ah canım benim. Hay Allah çok sağ ol. Ay. Güzel günler de kullanın. Hay Allah yakında Kaan'ım da dönecek. Biliyor musun beni telefonla aradı. Aradı mı? Hı? Dedi ki anne seni çok seviyorum dedi. Hepsi bu. Anne seni çok seviyorum dedi. Hepsi bu işte. Ben balkon kapısını kapalı bırakmışım. Telefon çalarsa duyamam. Tersizi alıp da geleyim ben yatıcı. Dur. Bir gün önce mezarlıkta bir çocuğu Kaan Bey'e benzetti. Dün akşam da Kaan Bey aradı mı biz hiç emin değiliz. Yani gittikçe kötüye gidiyor. Hayal mi, gerçek mi? Ya yemin ediyorum Çiğdem, yani Allah sonumuzu hayretsin diyorum artık. Tamam, kıyamam ya. Geliyor. Ah, aldım. Tekrar ararsa telsiz telefon çekiyor burada. Duyarız. Kurabiye al yavrum. Hadi ben kurabiye alayım. Bayram Aslıbay'ın nerede? Sabah karargâhtan aradılar, apar topar gitti o da. Karargâhtan mı?
Bir de bugün izin günü. Niye gittin Karar'ya? Al bakalım Akcan. Eyvallah. Ersin'im 8 çay. İkisi kupada, ikisi şekersiz, biri şekerli, biri katran, biri açık, biri de kıtlama. Hadi anam baba. Emredersin Doğancığım. Başka bir isteğin var mı? Estağfurullah oğlum. Abi ben hepsini aynı yapıyorum. Sen bildiğin gibi sat ya. Allah Allah. Aslında doğru söylüyorsun ha. Yani oğlum gazino mu lan burası? Yani? Yani gazino aslında ama askeri şey yani. Askeri gazino olmaz ya. Çağdaş, ne haber oğlum? İyi abi. Oğlum börekler ne durumda? Börek bakarız abi. Ne bakarızı Çağdaş? Ne bakarızı oğlum? Yakarsın beni. Oğlum bak Serdar Üstü hemen pellik pellik soruyor. Kıymalı mı, peynirli mi, ıspanaklı mı diye. Çöz bunu bak. Yakarsın beni. Gülüm kurban olayım ha. Tamam abi. Al çayları bayıldı. Geldim. Hop. Oğlum var ya etraf barut. Haydar Yüzbaşı kafayı yemiş durumda. Nasıl yemiş ya? Oğlum adam yerinde dört dönüyor lan. Yani böyle gözlerine bakamazsın. Gözleri reflektör, gözlerine bakacak delikanlı arıyor. Böyle psikopat bakıyor lan. İzin günü niye geldi abi bu tim? Bilmiyorum ki ya Ersin ya. Aslında var ya kılıcın alayını Kuzey Irak'a göndereceksin. İkametgahının nüfuskunu her şeyiyle birlikte yani. Öyle bize rahat var yani. Çağdaş, börek ne oldu oğlum? Bakacağım abi. Oha, bakarız abi, bakacağız abi. Anladım. 5 dakikada yufkayla börek açamayacağına göre börek yok. Ver abi çayları ya. Al abi. Hadi eyvallah. Ne dedi? Bir şey demedi komutanım. Gidin istirahat edin diyor. Sen ne dedin? Ne diyeyim? Geçiştirdim işte. Vallahi öyle gözlerini dikmiş böyle zombi gibi bakıyordu vallahi. Hayır. Gene bir delilik yapacak diye korkuyorum. Vallahi affedersin. Delidir bu. Kalkar şimdi bir şey yapar. Sonra ayıkla pirincin taşını ya. Çok gergin komutanım. Hayır aksi gibi görev falan da çıkmadı ki. Adam eli boş kalınca kurup kurup çözüyor şimdi. Sabaha kadar çay içmiş, hiç uyumamış. Adama bir aksiyon lazım. Yani böyle İlyas'ın kafasına elmayı koyalım. Haydar Yüzbaşı da vursun. Bence de olabilir. Komutanım duyuyor musun yine ne diyor? Hadi lan hadi, gevşeme yine. De bir şey söylemiyor. Böyle bekliyorsun. Ha, en iyi bari hiç olmasa çaylar geldi. Komutan. Çay. Babalar, bu kaçıncı? Kaç? Kaç. Kaç derken? Oğlum, bu akşamdan beri içtiğim kaçıncı çay? Onu soruyorum. Ha, ben onu saymadım komutanım bereketi kaçmasın diye. Neden saymıyorsun? Ha? Yerde bulsan sayacaksın demişler. Komutanım para için demişler. Çayı saysam ne olur, saymasam ne olur affedersin. Her sonuçta marka mı atıyorsunuz yani? Kes. İbibik. Abanın huzuruna. Kıtı bir özat kuyruğu, konuşma. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Haddim olmayacak ama yani... dünden beri çok fenasın be komutanım. Hani çok gerginsin komutanım. He vallahi bayındır böyle. Buralarıma botoks yaptırdım, ondan gerginim. Komutanım. He. Affedersiniz ama yanlış yapıyorsunuz komutanım. Ben yanlış yapıyorum değil mi? Doğru söylüyorsun lan. Bak vallahi sen bile anlamışsın ha. Yani bunu anlamamak için kusura bakma ama dangoz olmak lazım komutanım affedersin. Hadi abi ne konuşuyor bunlar? Çaylar soğudu. Alo. Bayındı lan. Bir şey var. Vallahi komutanım. Bence çok fena haçlı ya. Vallahi öfkesini Doğan'dan çıkaracak. Bana öyle geliyor. Yani bana geliyor. Öyle görünüyor. Bayındır şaştım kaldım be. He. Bir ayar çek ya.
Bana bak lan. Sen emin misin? Biz seninle hiç Şırnak'ta takılmadık mı? Ha? Elini de omuzuna attı. Ağız burun dalmadan önce hep bunu yapar komutanım ya. Gitti çocuk. Ya komutanım ya. Vallahi taktın mı takıyorsun sen de. Yok taktın Şırnak'ta mı karşılaştık seninle? Burada mı karşılaştık? Şurada mı karşılaştık diye. Ya boş ver gitsin ya. İnsan oğlum çift yaratılmış şurada. Geç gitsin komutanım. Hayır yanlış anlama. Bir tek sen değilsin beni Colin Farrell'e benzeten, efendime söyleyeyim Berlin'e benzeten bir tek sen değilsin. Çarşıya çıktığım zaman ho 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 milyonlarca insan benzetiyor beni yani. Bu da benim lanetim. Yapacak bir şey yok. Vallahi billahi. Yani. Doğan alttan alıyor ama alamayacak. Kurtulamayacak. Ha komutanım özür dilerim. Bir konu bütünlüğünden ayrıldım çok. Toparlayacak olursak komutanım yanlış yapıyorsun. Şura var ya komutanım, yüreğinin sesi. Yüreğinin sesini dinlemiyorsun komutanım. Doğru söylüyorsun lan. Doğru söylüyorsun. Ben bunun sesini dinleyeceğim. Komutanım, yürüp çocuğun kalbini gösteriyor. Eyvah. Bunun sesini, bunun sesini, bunun sesini, yüreğin sesini dinlemem lazım. Bunun sesini dinlemem lazım. Ben o yüzden rahatlayamıyorum. Kılıç, müdahalede bulunma ihtimalimiz söz konusu. Her an çocuğu kurtarmamız gerekebilir. Yani yüreğinin sesini dinleyeceksin komutanım. Ama sen şimdi bordo böreli ayağına böyle kasıda kasıda bir hal oldun affedersin komutanım. Sen bu değilsin ya. Yok efendim mantıklı düşüneyim. Yok efendim makul olayım. Yok efendim stratejik kasayım. Analitik düşüneyim. Doğru söyledin değil mi analitik bu arada ben komutanım? Devam et. Sen jandarma mısın komutanım? Jandarma lan ben. Allah komutanım gitsek mi ya? Öldürecek çocuğu. Hayır emin olmadan harekete geçmiyoruz. Jandarmayım lan ben. Ben jandarmayım. Benim genlerim jandarma. Aynen. Sen birinci sınıf yumurtacısın komutanım. Sen var ya komutanım, yüreğin sesini dinleyeceksin ya. Yüreğin sesi diyorsa ki sen de kalan bozok suçsuz, onu dinleyeceksin komutanım. İçindeki çocuğu öldürme. Kendinle kavga etme komutanım. Şu var ya şu, sol memenin altındaki cevahir. Sol memenin altındaki cevahir diyorsa ki kalan bozok baba suçsuz, o zaman komutanım onu dinleyeceksin. Koy aman gitsin Allah Allah ya. Allah! Eminiz geçelim çabuk kılıç çabuk. Allah! Allah be! Aslanım benim, gel. Dağlara atarız pusu. Kılıç çay iç. Komutanım çay. Alayım ben. Soğumuştur o. Al bayındır. Afiyet olsun komutanım. Afiyet olsun komutanım. İyi misin? Çok şükür. Siz iyisiniz şu an. Gir. Söyle kızım. Başaran komutanı bizzat size teslim etmemi istedi komutanım. 19.30'da sizi toplantıya bekliyor. Tamam kızım sen çıkabilirsin.
Yıldız. Merhaba albayım. Rahatsız etmiyorum umarım. Ay, estağfurullah. Dün gece baktığınız kayıtlarla ilgili bir gelişme var mı diye aramıştım. İşinize yaradı mı? Aha Yıldız, o konuda sana çok teşekkür ederim. Umarım başını çok derde sokmadım. Hayır şey. Abimle ilgili bir gizemin çözülebileceğinden bahsetmiştiniz. O konuda sana bir bilgi veremem Yıldız. Çok detay veremeyeceğinizi biliyorum ama en azından abim iyi mi? Bunu söylemeniz yeterli. Yıldız. Bak. Çok zorladım galiba. Neyse. Bu soruları sormadım varsayın. Özür dilerim. Yıldız, ben sizi arayacağım kızım, tamam mı? Tamam albayım. Anlıyorum. Bakın. Ben abimi çok özledim. Annem perişan. Yaşayan ölülere döndük. Bu ödediğimiz bedel çok büyük bir bedel. Çok büyük. Lütfen en azından. Yıldız. Anlıyorum albayım. Hoşça kalın. Hoşça kal. Teğmenim. Komutanım, ne işiniz var sizin burada? Biz bütün gün buradaydık. Sen hariç herkes buradaydı. Sen neredeydin? Kopuz Albay çağırdı beni. Onu bekleyeceğim. Bir de ben bugün Sever teyzeyi ziyaret ettim. Beni de iki kez aradı. Sağ olsun ne yemek yapsa arıyor da. Yani benim söyleyecek bir şeyim yok. Gitsem herkes bana soran gözlerle bakıyor. Neyse. Bu günler de geçecek komutanım. Bu zor günler de geçecek. Ben inanıyorum. Siz de inanın. İnşallah dediğin gibi olur. Neyse sana kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Doğan, komutan geldi mi? Yok komutanım, toplantı sürüyormuş hala. Tamamdır, ben odamdayım. Gelir gelmez haber ver bana. Emredersiniz komutanım. Hadi be kopuz baba. Ağaç olduk burada ya. Özetle komutanım, Türkiye'nin ev sahipliğinde kardeş Türk Cumhuriyetleri katılacak. Bu seviyede ve bu kapsamda bir ilk olacak. Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan başkan yardımcılığı seviyesinde temsil edilecek. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tacikistan ve Moğolistan da gözlemci gönderiyor komutanım. Bir de Doğu Türkistan, Kırım, Batı Trakya, Güney Azerbaycan, Kerkük'te temsilcileriyle toplantıda hazır olacak komutanım. Evet Kobus, aynen öyle. Bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum komutanım ama bu Turan'ın ta kendisi. İlk adımı doğru atmak çok önemli Kopuz. Bu büyük kurultayın sağ salim yapılması, katılımcı konukların can güvenliğini sağlanması en önemli görevimiz. Şimdi albayım. Emredin komutanım. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın tavsiye yazısı ve Genelkurmay Başkanlığımızın oluru ile bu toplantıda askeri atışe sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni sen temsil edeceksin. Emredersiniz komutanım. Hazırlığını yap albayım. Angajman listeni sabah erken bekliyorum. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun komutan. Ben de sağ olun. Kopuz. Kutalmış Paşa ile konuşmuşsun. Evet komutan. Böyle bir yol izlenmek zorundaydı albayım. Yaşadığın sıkıntılardan dolayı hepimiz üzüldük. Bunu bilmeni isterim. Benim yaşadığım sıkıntıların bir önemi yok komutanım. Benim sadece iki isteğim var. Birincisi Kaan Yüzbaşı sağ salim kışlasına geri dönsün.
Diğeri de yüzyılların özlemi bu kurultay esenlikle tamamlansın. Bu ikisi olsun, ben hayatımın geri kalanını iğneli fıçıda geçirmeye razıyım komutanım. Kopuz almaya geldi komutanım. Durumu nasıl? Vallahi anlamadım ki. Giderken surat beş karıştı. Şimdi yüzünde güller açıyor. Hayırlısın inşallah komutanım. Hadi bakalım. Gel evlat. Teymir'im, tim komutanla görüş. Yarın mahiyet subayı olarak benimle bir toplantıya geleceksin Cidem. Emredersiniz komutanım. Şimdi seninle bazı şeyler konuşacağız. Ama önce gizlilik yemin edeceksin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Teyze demiş, balıklar taze mi evladım? Balıkçı ne demiş? Abla, iki saattir bağırıyoruz burada. Canlı canlı gel balığa diye. Sen hala ne soruyorsun bana balıklar taze mi diye? Teyze bunu duyunca ne diyor? Ne demiş? Evladım, ben de canlıyım ama taze miyim demiş. Çok iyi değil mi? Anladın mı? Kardeş, ne demek istiyorsun sen ya? Yani biz burada bayat balık mı satıyoruz? Abi ben onu mu diyorum ya? Ya burada komiklik yapıyoruz, sana bedavadan fıkra anlatıyoruz, neşemiz. Neyse, iki kilo çinekop kay abi sen bana. Vallahi. Ne gizlilik arkadaş ya? Neyin gizliliği lan, ne oldu? Selçuk komutanla konuştum. İşte eve gelmiyormuş, bir işim var dedi, filan dedi, falan dedi. Ne işi varmış ki? Bilmiyorum ki. İşte dedim gel. Yok dedi, kapa kapa dedi, beni geçiştirdi. Ya dedim 40 yıldır balık yiyeceğiz Allah rızası için. Sağlıklı besleneceğiz, sen de gel yanımızda ol. Yok arkadaş, ne işi varsa artık. Ya bu aralar spora mı para dalandı? Adonisiydi, baklavasıydı, uğraşıyordur, ne iş olacak? Olabilir. İlyas, sen öde bunları. Abim, sarı çocuktan alıyoruz. Abi zaten salatanın bütün malzemesini ben aldım. İlyas, ben mi alsaydım yani? Biri itiraz mı ediyorsun? Evet, etmeyeyim. Emredersiniz komutanım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ne kadar borcunuz? 50 lira. 50 mi? Evet, taze günlük sinekop. Hayat çok pahalı ya. Bu arada planı yaptım kardeşim. Bak, sen balıkları temizliyorsun. Hı. İlyas kızartıyor. İlyas kızartırken de sen salatayı hallediyorsun. Güzel mi kardeşim? Hoş kadın. Ama sen boşsun. Yani... Sen ne yapacaksın bu arada kardeşim ha? Büyüteceksin. Ama oğlum bütün bu akşamki fikri ben verdim. Ya senin... Abi benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Sakın bizimki sevgili yapmış olmasın. Kimle? Kim? Selçuk komutan. Hangisi? Bizim... Tabii ya. Ciddi söylüyorum, düşünsenize. Belki de şu an sevgilisiyle romantik güzel bir yemek yiyor. Böyle mumuşu falan. Selçuk komutan. He? Falan. Mumuşu. Olmaz mı? Oğlum, o kendine böyle gizemli havalar katmaya çalışıyor. Ya mumlar, evet. Kızla karşılıklı oturma. Bence... Saçmalamayın lan. Yani Selçuk komutandan bahsediyoruz lan, güldür. O sev... Yapmış mıdır? Olabilir. Sağ mı? Yok ya. Hadi gidelim. Saçma fikir. Böyle saçma şeyler uydurma. Sen de nereden? Abi hiç belli olmaz o işler. Efendim Bahtiyar Baba. Ha? Nerede ineyim? Tamam, tamam. 5 dakikaya oradayım. Hadi eyvallah. Gel kardeşim, gel. Gel. Bahtiyar kardeş, nereden buldun burayı be? Ben Ankaralıyım, bilmirsen. Vallahi buraların kurdu olmuşsun. Eyvallah. Üzeyir, tanıştıramışsın. Benim yakınımdı, canımdı benim. Burada üniversitede okuyor, öğrenciydi. İstedim gitmeden önce sizi tanıştırayım.
birden bir işi falan olur. Haydar yüzbaşını da bilirsen, sen hedefelerine sohbet edemişsin. Başım üstüne. Nasılsın Üzeyir kardeş? İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, çok şükür. ne ettiniz? Bugün mü geldiniz? Saat 5'te Ankara'ya geldik. Yarın önemli bir toplantı var, bilirsin. Bilmez miyim? Üzeyir kardeş, sen ne yapıyorsun? Hangi bölümde okuyorsun? Mekatronik mühendisliği, son sınıf. Kim? Netronik? Mekatronik abi, bu akıllı cihazlar, robot teknolojisi falan. Ha, ay yaşam, helal sana kardeşim. Önemli, bilim önemli. Çok iyi bölüm ha, iyi bölüm. Mesela ben Yörük Haydar olarak bilim, ilim işlerine büyük hürmet ederim, çok hürmet ederim. Ama harbisine tabii, dandine ayar kaçırırım. Ayarım kaçar. Geliyorum minibüste, gençler ellerinde bir tane telefon, parmaklayıp duruyorlar. Lan dedim, deniyorlar. Sarı Paşa ne demiş? Dünyada en hakiki mürşit ilimdir demiş. En hakiki mürşit cep telefonudur mu demiş. Ya kardeşim, ona ben de çok asabileşirim ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Sorma ya. Abi geç olmadan ben kalksam, belli bir saatten sonra yurda girişim zor oluyor da. Üzeri sahibi içseydin. Başka zaman bol bol içelim. Kusura bakma Haydar abi, böyle hemen kalkmış gibi oluyorum ama. Yok, lafı mı olur ya? İnşallah daha geniş bir zamanda uzun uzun sohbet ederiz. Hadi Allah'a emanet ol. Allah zihin açıklığı versin. Amin. Üzeyir. Acı bir bebe. Abi gerek yok. Var mı? Yakışı sanki değil. Özünden muayet ol. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ ol. Helal olsun be. Abi aferin. Oturaklı çocuk. Akraban mı? Ben onu bulduğumdan bu kadar bir şeydi ya. Kundak'ta buldum onu. 1992 yıl. Hocalı katliamı. 17 yaşım vardı. Gücün şerefsizler silahsız ve sivil insanlara saldırdılar. Yaşlı, kadın, çocuk demeden herkesi işkenceyle öldürdüler. Alemi gözlerimin önünde öldürdüler ya. Hamile kadınların karınlarını yarıp bebeklerini çıkardılar. 2 yaşında kız çocuğunun annesinin gözler önünde. Gözlerin, vücudun deşik deşik ettiler. El kolumuz bağlıydı. Bir şey yapamadım. Onlar bir gün öldü, ben her gün oldum. Keşke o zaman ben de ölseydim. Yüzlerle insan ormanda soğuktan öldü. Kulaklarımdan anne diye bağıran çocukların sesleri beni geceler deli eder. Neyse, beni de öldü bildiler. Ormanın sessizliğinde ağlayan bir çocuk sesi duydum. Ele kesmesin diye annesi samanlıkta saklamış. Çocuk azlıktan, soyuktan az kala ölecekti. Yanıma aldım. İşte o çocuk Üzeyir. Her bir Türk'ün evinde bir mübariz var. Mübarizler ölmez. Mübarizler şehit olur. Haydar, biz üniformayı niye giydik? Biz üniformayı giydik ki çocukken biz yaşadığımız acıları bizim çocuklarımız yaşamasın. Yaşamayacaklar. Türk dünyasının bayrağı her zaman şerefle dalgalanacak.
Ver şimdi. Katliamı unutmadık Bahtiyar. Unutmayacağız da. Ama kardeşim sen içini ferah tut. Gün olur, hesap sorulur. İnşallah kusura bakma ya. Hatırlattın. Senin Allah'ına kurban. Babalar bize iki tane daha çay versene. Yani hevaller, valla benim karımca bunlar, biz bunları yadırgamayak diye isimlerinin yarısını Kürtçe, yarısını da böyle İngilizce koyuyorlar. Hani mesela o nedir adı? Sergey. Ser Kürtçe'de ne demek? Baş, önder, önde giden demek mi? İşte yani İngilizce bileydik o. Sondaki G'nin ne olduğunu bilirdik tabii yani. Demek ki onun önde gideni yani. Değil. Öyle yani benim kanımca. Çünkü sonuçta biz şey yaparız, yadırgarız öyle değil mi? Onu da söyleyemeyiz mesela. Ser bize tanıdık geliyor. Buldunuz mu doktoru? Hayır. Adam ilçeye gitmiş. Sabah karşı döner diyorlar. Ne yapacaksınız peki? Lazer ölmesi istemiyorsak. Bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Sergey, o yanındaki adama dikkat et. Şu sakallıya. Gözüm önünde merak etme. Herif yaptalı teki. Bundan bir şey çıkmaz. Tamam, beni haberdar et. Tamam. Abi de Sergey, yarın olacaklar benim için çok önemli. Onun için herhangi bir sürpriz, bir aksilik istemiyorum. Burası iyice anlaşıldı. Tamam Karun, hiç merak etme. Tamam, güzel. Evet Ankara. Bakalım benim silahıma nasıl cevap vereceksin? Arkadaşlar, balık ciddi bir iştir. Sizin gibi acemilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iş. Bu işi senin gibi bir sarıya yıkabilirdim. Ama yıkmadım. Neden? Çünkü işi bilmiyorsun. Lan oğlum, hadi pişirin artık şunları, öleceğim açlıktan ya. Galip, o pis ellerini dezenfekte ettikten sonra salataya başlayacaksın kardeşim. Güzel. İlyas, bugünkü yardımcım sensin. Sağ olun şefim. İlyas, hadi iyisin lan. Bak, şef yama aldın ha, terfi aldın. Abi şef yama almak sorun değil de ben bulaşıkları düşünüyorum. Çünkü eve geldiğinde sulara baktım. İlyas, acaba tavaya yağ konuldu mu? Koydum şefim, yalnız sulara geldi. İlyas. Evet. Odaklan. Ciddi iş. Odaklan. Yak ateşi. Hemen ver veriyorum ateşi şefim. Daha fazla. Abi bence bu kadar yeter. Daha fazla. Bu kadar yetmez mi şefim? Yetmez. Şinekop balıkların Jennifer Lopez'dir biraz. Ateşli balıktır. Ateş ister. Har ister. Daha fazla yap. Yap. Abi bence birazcık kısalım çünkü bu balık... İlyas arttır. Arttır. Güzel. 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 Şefim bence ocağın altını biraz... İlyas. Oltadan yeni çekmiş. Abi bence birazcık kısalım çünkü bu balık... Acaba sen benim profesyonelliğimi mi sorguluyorsun? Yok estağfurullah komutanım. Şş, lütfen. Galip, oğlum hiç profesyonelce değil. Şu rokaları ezme kardeşim. Her işi Alaska ayısı gibi yapıyorsun.
Emre bak, şu limon yerine seni sıkarım, kendine gel. Abi şu ocağı kapatsak mı ya? Vallahi ya. Bir sus. Bir gün vejeteryan bir sevgilim vardı. Yine canlı bir hayvan yiyorum. Abi şu ocağı kıssak mı birazcık? Sen bir sesini bir kıssan. Vejeteryan sevgilim tek bir şeye bayılıyordu. Benim etle olan o derin, anlamlı ve tutkulu ilişkime. Abi yanıyoruz. Abi yanıyoruz, yanıyoruz. Galip abi. Oğlum yanıyoruz. Yanıyoruz. Abi abi. Abi ne yapacağız? Allah yanıyoruz. Abi, yangın, yangın tutku. Balıkları mı alsak abi, ne yapalım? Galip abi. Tamam, çabuk. Tamam. Çabuk. Sakin, sakin, tamam. Neyse ya. Aa, o olmaz, olmaz. Oğlum bu ne bu? Boştan bu. Onu mezun olduğumda aldım lan, 40 senelik çalışmaz. Ay, hayatta çalışmaz. Abi ne yapacağız şimdi? İlyas su. Su yok ki, su yok. Lan niye yok? Faturaları yatırmamışsınız, sular kesik. Arkadaşlar, yanıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Komutan! Oğlum beni sevmem. Komutan! Battaniye. Battaniye. Oh. İç iç, ayran iç ayran. Ya balık sizin neyinize? Siz kim? Balık kim ya? Dürümcü. Sen de yangına körükle gitme be kardeşim. Gördük yangını. Aa, bunlar da körükçüler. Tiplere bak ya. Şşş, çık lan dışarı. Pis. Bir de kaskını takmış. Tipe bak. Bir şey diyeceğim, sular da mı kesikti ya? Vah vah! Bari üfleseydiniz. Ne komik. Sersemeri, sus lan. Ay, siz beni güldürdünüz, Allah da sizi güldürsün ya. O karnım ağrıdı vallahi. Abi şimdi bunun o kask kafasını sıkıyor ya. Beyni de sıkıyor tabii içinde, iyice küçülüyor o beyin. Böyle salak salak gülüyor. Siz şimdi sağlıklı mı besleniyorsunuz ha? Balık mı yediniz? İç iç, ayran iç ya, ayran. Bak bak, rengi attı, şuna bak. Tamam lan, yeter. Ay, gülemiyorum artık. Ay, öldüm. Hadi bakalım, başlıyoruz. Yirmi dakikamız kaldı. Hazır mısın? Nereye gidiyoruz? Soru yok arkadaşım. Unuttun mu? İyi giymeyi özlemişsindir. Sanırım sana yaptığım bu iyiliği hiç unutmayacaksın. Hı? Bu ne demek şimdi? 15 dakikamız kaldı. Onu hemen giy. Acele et. Al hayvan, yeriz. Sergen abi, sağlık ocağında baktırmamakla çok iyi ettik.
Çünkü neden? Şimdi jandarma gelirse ilk nereye bakacak sağlık ocağını? Yani durup dururken başımıza iş almayak, öyle değil. Bana mı diyorsun? He. Ama nasıl buldum doktoru? Vallahi ben bulmasaydım Lazer abi, Allah muhafaza, nalları havaya dikerdi ha. Yani dikkat etmek lazım. Bizim bir nizam vardı. Vatan kod. Bölge sorumlusuydu. Böyle dağ gibi bir adam. Tilki kimin oradan oraya sıçrıyor, oradan oraya sıçrıyor. Bir sürü çatışmaya girdi. Sen bir gün lavaş yerken böyle pastı tenekeyle birlikte bir lokma al. O dağ gibi adam. İnim inim, inliye, inliye. Öldü gitti yani. Dikkat etmek lazım, bunu demek istiyorum. Seni vurmamı ister misin? Yok. O zaman ulan çeneyi kapat ve ben söyleyince kadar açma. Tamam abi. Seyfi! Seyfi'dir bu ha. Vay canım benim. Nasılsın, iyi misin? La hala jandarmaya mı çalışıyorsun Seyfi? He? He? Muhbir Seyfi. Jandarmaya mı çalışıyorsun hala? Sen belanı versin boş boğaz. Yörük yüzbaşı nerede kızım, haber vermediniz mi? Haber verdim komutanım, gelmek üzeredir. Yörük! Neredesin sen ya? Eğitim alanındaydım komutanım. Emredin. Yörük, bu kurultay bitene kadar bütün izinler iptal edilmiştir. Kimse karargâhtan ayrılmasın, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Her türlü önlemi alma konusunda tam yetkilisin oğlum. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kaan bozuk. Yörük, bunun şimdi konuşacak zaman yok. Komutanım. Kaan bozuk temiz mi? Bunu bilmem lazım. Haydar, sana bu konuda bilgi vermeye gerçekten yetkili değil Mehmet. Komutanım, bana önlem al dediniz. Evet. Eğer Kaan Bozok suçluysa önlemi ona karşı almam lazım. Ama yok değilse bütün namlular Kaan'a çevrilecek. Bu yüzden bunu bilmem lazım. Kaan Bozok hala yüzbaşı mı? Benim adamlarımdan serseri çıkar yüzbaşı. Hele manyak çok bol çıkar. O var da alemci, disiplinsiz, ayarsız çıkar. Ama namussuz çıkmaz yüzbaşı. Bana attığı yumruğun hesabını şu içtima alanında o yüzbaşıya soracak. Emredersiniz komutanım. Gidelim. Senin Allah'ına kurban. Bacım senin ismin neydi? Assubay Çavuş Başak Gümüş, emredin komutanım. Senin Allah'ına kurban Başak Gümüş. Şimdi Başak Baba söyle bakalım Haydar komutanına. Bizim kılıç demirin süper manyakları nerede? Gazinodalarda komutanım. Haber vereyim ister misiniz? Yok. Ben bizzat kendim çağıracağım. Kılıç! Kılıç! Ne oluyor lan? Kılıç demir! Ayarsızlar! Eyvah! Kılıç hadi çık çık çık! Kılıç! Abi karargah bozuldu kesin ha. Tamam İlyas, koş hadi. Koş. Kılıç. Sen de bir manyaklar.
Oğlum, bak buraya. Emredin komutanım. Oğlum, şu yörük delisine söyleyin, bağırmayı kessin. Hadi. Emredersiniz komutanım. Gerizekalı mısın lan sen? Ne saçma sapan konuşuyorsun, ha? Niye seni açık ettik diye mi korkuyorsun, ha? Muhbir Seyfi. Lan. İstiyorsan Üsteğmen'i çağırayım, onunla konuş, ha? Üsteğmen mi? Ne Üsteğmen'i la? Jandarma istihbarat, gerizekalı. Vallahi ama. Ben nasıl? Hadi, dur renk. Sür arabayı, sür. Hadi. Yürü, 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 hadi. Sana muhbir diyorum. Öyle mi? Yok Sergen abi, sen yanlış anladın. Jandarmaya çalıştığını söyledi. Ya bunlar tırnak işte ya. Şakanın da bir yeri zamanı var, öyle değil mi? Ya bunlar eşek gelmiş, eşek gidiyor ya. Bu konu konuşacağız sakallı. Bu konu karına da ilgisi çekecek. İş kuşkun olmaz. Gidelim. İki adam burada Lazer'ı kalsın. Bendeki de bedevi şans ya. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Sakallı. Kaybolma sakın. Geldim Sergen abi. Lan deli bozuklar! Neredesiniz kılıç? Kılıç beni takip et. Babalar ya, ben demedim mi? Ha? Kara gün kararıp kalmaz dedim mi? Demedim mi? Dedim. Ha? Emre, oğlum, babalar sana demedim mi? Aslı kurt, yavrusu gene kurt olur dedim mi? Demedim mi? Dedim lan. Dedim mi? Bayram baba, Allah'ına kurban. Sana demedim mi? İnsan kızım kızım, yer damar damar olur diye. Dedim komutanım. Dedim. Tabii. Erenler söyledim. Selçuk baba. Demedim mi sana? Bu memleketin delisi bitmez diye. Dediniz komutanım. Dedim. Galip baba. Demedim mi babalar sana ha Erenler? Atın sırtında ya Türk olur ya yük olur diye. Dediniz komutanım. Dedim. Evet. İlyas, aslanım. Ha? Babalar, sana demedim mi? Tedariksiz hacete giden taşarar diye. Demedim mi lan? Dememiştiniz. Komutanım, olay biraz çığırından çıkıyor. Ne? Deyimlerle atasözleri diyorum. Bir bağlantısız, konu bütünlüğü yok. Adama neler söylüyorsunuz komutanım? Dediniz. Valla ben anlamadım komutanım. Komutanım, hayırdır? Bir haber mi aldık? Komutanım. Kaan Yüzbaşı değil mi? Biliyordum vallahi, ben demiştim. Ne yapıyoruz komutanım? Gidiyor muyuz hemen? Komutanım. Yorum yok babalar. Yorum yok.
Mahmut abi, biz anlayacağımızı anladık zaten. Yoruma da hacet yok, öyle değil mi? Baba Erenler, herkes maaşından 3-5 atacak. Kurban keseceğiz, başka yolu yok. Yok ya, 7 kişi toplanıp İlyas'a girelim daha iyi komutanım. Evet. Emre abi, oldu mu şimdi bu ya? Yani Bayram abi, komutanım bak ne diyor, hiç sevmezsin sen böyle şeyleri. Emre, kaynatma lan. Sana burada şimdi, görürsün kurbanı. Komutanım, Emre desiniz. Tamam mı koçum? Tamam. Komutanım, sevinme işini sonraya bırakalım da şimdi ne yapıyoruz? Eteklerim zil çalıyor. Şöyle ılık ılık. Çok güzel oldu değil mi Hatice? Oldu abla, oldu. Ay, bu seferkini az mı tuttuk acaba, yetecek mi? Yok be abla, içeride bir tencere daha var. Ay, öyle mi diyorsun? Ha. Ay, bu sabah içim bir ferah uyandım ki Hatice, böyle hafifledim sanki. İçim içime sığmıyor. Hayırdır inşallah diyelim. Hayır olsun, hayır olsun. Selam kızlar. Hoş geldin. Aa, aşure mi yaptınız? Bayılırım. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Hadi sen de süsle. Tabii tabii tabii. Aa, dün yapma. Elleme, içeriden ye. Bunlar mahalleye dağıtılacak. Ne fark eder ki ya, burası mutfak? Olmaz. Önce bir üstünü değiştir. Mahalleye dağıt, ondan sonra. Nöbetten geldim hemen yani. Ne yapalım? Aa, itiraz etme. Ya, Kubilay geldi. Ben bir bakayım bir dakika. Ay, muzip şey. Yapma Allah aşkına şunu ya. Bak, komşulara dağıtılacak diyorum. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Heh, hazır mısın Zerber teyze? Hazır hazır. Dur ben getireyim sana. Nasıl bugün? Ya ne bileyim, diğer günlere göre bir başka. Ya sanki hiçbir şey olmamış gibi. Aa, korkmamız gereken bir şey yok değil mi? Bak, koca bir tencere yaptım. Yalnız bak, böyle tabaklara ayrı ayrı koyacaksın. Üstüne narlarını da böyle süsleyip öyle dağıtacaksın. Tamam mı? Tamam. Kırlangıç Paşa'ya da selam söyle. Aleyküm selam. Ay, Kaan buradayken karargahı bütün çocuklara götürürdü de. Yavrum, bir de demez mi? Oradakilerin hepsini doyuramazsın anne diye. Ay, neyse, bayram gelince çocuklara biz de yollayalım, olur mu Hatice? Alır ala göndeririz. Hadi gideyim ben. Ha, tamam, hadi, hadi selam söyle. Oturmuş yiyorsun Yıldız. Kızım, komşuya dağıtacağız. Önce bir sevap kazan değil mi ya? Kim yaptıysa çok güzel yapmış. Eline sağlık. Eline sağlık. Allah kabul etsin. Selver Hanım'ın ellerine sağlık. Sen nasılsın evlat? Vallahi ne diyeyim paşam? Gitsem gidemiyorum. Kalsam burada bir işe yaramıyorum. Selver teyze de tutturdu Kaan abin gelmeden bir yere gidemezsin diye. İyi de Kaan yüzbaşı sağ mı, Allah korusun, öldü mü, onu bile bilmiyoruz ya. Biz bilmiyoruz evlat. Birilerinin mutlaka bildiği bir şeyler vardır. Mutlaka. Paşam, sizin bildiğiniz bir şey mi var? Bana bakma. Ben huzur evinde yaşayan bir ihtiyarım. Bir şey bildiğimden değil. Ama bir şey varsa... hiçbir zaman sebepsiz değildir evlat. Paşam, tatlıyı abartmıyoruz değil mi? Ben neyi, ne zaman, nasıl yapılacağını çok iyi bilirim efendim. Çocuk gibi uyarılmaya ihtiyacım yok. Hem bu tatlı değil, aşure. Sahi, aşureler için çok teşekkür ederiz. Olur mu? Afiyet olsun. Siz yediniz mi? Buyurun. Ben daha tatmadım. Ya buyurun, çok güzel olmuş bence. Sağ olun, teşekkürler. Ne oluyor lan orada? Lan? Bunun ne işi var oğlum burada? Vay sinsi Kubilay vay. Lan!
Merhaba Aytar Hanım. Merhaba paşam. Kule merhaba. Aman. Paşam, size yakıştı mı acaba bu? Siz kendinize yakıştırıyor musunuz? Ben şahsen hiç yakıştıramıyorum paşam. Verir misiniz efendim şunu lütfen? Ya şeker yememeniz lazım sizin. Şekerden uzak durmanız lazım. Sağlıklı beslenmeniz lazım. Üç beyazdan uzak durmanız lazım. Nedir üç beyaz efendim? Şeker, tuz, un. Un. Bunlardan sizin uzak durmanız lazım ya. Televizyondaki teyze bas bas bağırıyor. Bunlardan uzak durun diyor. Ama dinleyen kim efendim? Bakın aslında belli ölçülerde yenilebilir onlar. Hayır lütfen. Lütfen Ayten Hanım. Kim getiriyor ya bunları buraya? Ha Kubilay? Sen getiriyorsun değil mi Kubilay? Bunları sen getiriyorsun. Ne kadar düşüncesizsin ya. Ne kadar düşüncesizsin Kubilay. Ama ben elemeyeyim Ayten Hanım. Allah aşkına ben elemeyeyim. Bakın ben paşama neler getirdim. Kendi ellerimle. Glutensiz kraker paşam için. Haşlanmış sebze paşam için. Ve sonunda yağsız yoğurt paşam için. Bunların hepsini ben paşam için getirdim. Paşam kusura bakmayın bundan sonra bunları yiyeceksiniz. Öyle değil mi Ayten Hanım? Çok teşekkürler ama... Etme. Lütfen teşekkür etme. Etme. Biliyorum hani benim bu bilinçli halimden biraz etkilendiniz haliyle. Ama yani teşekküre gerek yok. Ben hep oldu olası paşamı düşünürüm zaten yani. Hani sorumsuz. İnsan sorumsuz olmayacak arkadaşım. İnsan sorumsuz olmayacak yani. Allah Allah ya. Ayten Hanım, bu arada görüşmeli nasılsınız? İyisiniz inşallah. Maşallah. Vallahi iyi gördüm sizi. Sorumsuz. 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 Masaya bırak. Kızım. Selam baba. Ne yaptın Nora? Pasaport için halledebildin mi? Evet. Şu andan itibaren adım artık Nora değil. Alexandra Müller. Biraz uzun oldu isim ama idare edeceğiz artık. Birkaç güne Türkiye'ye uçmuş olurum. Çok dikkatli ol Nora. Burada güvenli sıkı tutuyorlar. Sen rahat ol baba. Buradan istediğim bir şey var mı? Sadece gözünü dört açmanı istiyorum. Türkiye riskli. Rusların da peşinde olabileceğini unutma. Tamam tamam merak etme. Sen ne yaptın? Heyecanlı şeyler diyelim. Kim bilir? Belki de Türkiye seyahatini ertelemek zorunda kalacaksın. Ankara çok hareketlenecek. Çok ses çıkacak, çok. Nereye gittiğimizi sormuyorsun artık. Bak soruların cevap bulmaya başladı. Duygulandın mı arkadaşım? Bütün bayraklarımız bir arada. Hı? Param hesabıma yattı mı? Sen ondan bahset. Değişim inanılmaz. Basın araçları şu taraftan alınıyor. İzin belgenizi ve basın kartlarınızı alalım. Basın kartlarını alalım. Türk dünyasının en mangazdik konundu
Bayırın bavırdas halktarmen bir ulustan tarağandarda kürmet ben selim birdim. Kazakistan Respublikası bu ismegizi togulduğu kolda kürsütep utar. Kolumuzda barın osanağımız. Türk dünyası işiniyen öz oranımızdı alamız. O küsünde bestik, jılıstırda gana iyimiz. Sana dayın bavur buramız. Min ugan Kamil Sinimen. Var mı senin? Hayır komutanım. Bütün güvenlik unsurları yerinde. Sıra dışı bir şey yok. Tamam. Kalça örtüne devam edeceğim. Emredersiniz komutanım. Atkarılıktan jıl ustamda teldi, pikirdi, janı esti, bilirini umat payımız. Çok yakıştı. Düğmeler yanlış. Ne yapıyoruz? İçeri gir. Adamımız seni servis depo bölümünde karşılayacak. Sana bir çanta verecek. O çantayı alıp toplantı odasına bırakacaksın. Seni burada bekleyeceğiz. Çanta, bomba mı? Oradan çıkmak için yeterli vaktin olacak. Ama istersen içeride kalıp partiye devam edebilirsin. Madem içeride adamın var, bomba da içeride. Bu işi niye o yapmıyor? Etrafa bak. Türk dünyası kurultayı ha. Türk dünyası kurultayı. Bizim derdimiz bir binayı havaya uçurup 20-30 bürokratı öldürmek değil. Sorun bunu yapan katilin onların en güvendiği kardeşlerinden biri olması. Türkler bir araya gelip çekirdek ordu kuruyor. Ama daha ilk toplantıyı resmi üniformalı, özel kuvvetler yüzbaşısı bombalıyor. Anladın mı? Bizim aradığımız resim bu. Ve o yüzbaşı sensin. Bunu yapmazsan. O bomba yine patlar. Ve arada bir de bonusumuz olur. Böyle bir şeye ihtiyacın olmamıştı. Bu eylemi daha fazla önemsiyorum diye. Şansa bırakamam. Bunu yapmayacaksın. Benim yapabileceklerimin sınırı yok Kaan. İstersen bir dene ve gör. Zamanımız azaldı. Yap şunu. Yap şunu. Hem anneni kurtar, hem de zengin ol. Yap şunu. We'll be right back.
Durum nasıl? Evdeler. Gelen giden yok. Tamam. Gözünü onlardan ayırma. Tamam. Leyla. Geldik. Adam içeri girdi. Şu ana kadar sorun yok. Çok iyi. Harika. Demek içeri girdi ha? Evet. Leyla, bu işten çıkacak gürültüyü şimdiden duyar gibiyim. Seninle daha çok iş yapacağız. Önce bunu bir bitirelim de. Lazer nasıl? Ona birkaç gündür ulaşamadım. İyi, iyi. Buradakilerin eğitimiyle uğraşıyor. Tamam. Seni arayacağım. Oldu iş. Tamamdır. Lazer bir iki gün yine şeye dinlenecek. Yanına iki adam bıraktım. Ama şimdi daha önemli bir işimiz var. Ya Sergen abi ne vuruyorsun ya? Bana Sergen deyip durma gerizekalı. Benim adım Sergen. Ya tamam da onun için adama ağız burun daldırma Allah'ını seversen ya. Ne oluyor? Köyde bunu tanıyanlar çıktı. Jandarmaya çalışıyormuş. Mutbirmiş. Yalan. Ya Sergen. Sergen abi ya kurban olayım. Adamlar özür dileriz demedim. Şaka yaptık demedim ya. Ya Karun abi kurban olayım ya bu adamlar böyle ileri geri şakalar yapıyorlar. Ya trekler ya bunlar. Ya onlara mı inanacaksın biz yani? Seyfi. Bu parayı görüyor musun? He. Allah daha çok versin abi. Bu para senin olacak Seyfi. He. Yok abi, sağ olasın. Benim karşılığım var, var. Ama önce bu parayı hak etmen lazım. Uzun bir sorgudan geçeceksin. Bana her şeyi tek tek anlatacaksın. İsim isim, tamam mı? Abi. Abi. Islatmaya başlayayım. Zevkle. Bugün benim için çok önemli bir gün beyler. Kimse beni rahatsız etmesin. Ya, ya iki tane tırnak yüzünden var ya. Ne kadar düştüm ya. Buyurun yüzbaşım. Arkadaşım sizi refakat edecek. Geçebilirsiniz. Yüzbaşım bu taraftan. Komutanla görüşecektim. Kendisi toplantı salonunda. Belirli alanlar dışında giriş çıkışlar kesinlikle yasak yüzbaşım. Bir notunuz varsa görevli arkadaşlar notunuzu içeri iletecekler. Lavaboyu kullanabiliyor muyum peki? Tabii ki. Ama orada da size eşlik etmem gerekecek. Kusura bakmayın. Buyurun. Adın ne kardeşim? Anlamadım. Oktay, uyandığında bana hak vereceksin. Abi biz neyi bekliyoruz ya? Vallahi Haydar yüzbaşı da bilmiyor İlyas bence. Yakında çıkar kokusu. Komutanım. Serdar Baba, sen bu önlem işinden ne anlıyorsun? Yani
Hazır bekliyoruz işte komutanım. Hadi bekliyoruz. Of Erenler. Ne alakası var? Denklem basit. Yani eğer Kaan Bozok suçlu ve hainse önlemi ona karşı almamız lazım. Ama yok değilse Kaan'ı korumamız lazım. Tamam da nasıl komutanım? Bir bilsen. Şey komutanım, Yıldız'la Selver teyze, onlara bir haber versek mi? Selver teyze ha? Selver teyze. Sayın konuklar, değerli katılımcılar. Konuşmalarını yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen Kurultay Askeri Ateşçisi sıfatıyla Albay İbrahim Kopuz'u arz ediyorum. Sayın konuklar, Türk dünyasının değerli yüzleri, sayın delegeler ve hükümet ve topluluk temsilcileri. Biz bugün burada bir ilk adım atıyoruz. Bu adım yüzyılların rüyasıdır. Biz, bizden önce kuşaklar boyunca görülen bir düşü gerçek kılmak, Büyük Türk Birliği'nin ilk adımlarını atmak üzere yola çıkıyoruz. Bu adımın kutlu olmasını dilerim. Tabii Türk ulusunun hizmetindeki bir asker olarak kuşkusuz bu adımın beni en çok heyecanlandıran bölümü bugün temellerini attığımız Türk dünyası ortak müdahale gücüdür. Bu aslında Mete Han'dan bu yana gelen bir mirasın dirilişi, ortak bir büyük Türk ordusuna geçişin ilk adımıdır. Kuşkusuz önümüzde büyük zorluklar, büyük engeller var. Ama yarın sabah Ankara'da eğitime başlayacak olan küçük askeri birlik, bizim bugün burada yazdığımız tarihin ilk cümlesi olacaktır. Bu aynı zamanda Mete Hanların, Bilge Kağanların, Alpaslanların, Fatihlerin, Osman Baturların, Rauf Denktaşların, Sadık Ahmetlerin, Gasp Fıralı İsmail Beylerin ve Mustafa Kemal Atatürklerin gördüğü büyük düşün gerçek olmaya başlamasıdır. Çok çalışmamız lazım. Bunun bilincindeyiz. Biz Türk ulusunun yüzyıllardan beri süregelen yapacağım. Siz de neler yapabilirseniz
Lütfen annemi ve kardeşimi kurtarın. Eğer yapamazsanız da buradaki çalışmamızı lütfen bölmeyin. Komutanım, bana aklınızı helal etsin. Büyük Türk milleti var olsun. Vatan sağ olsun. Zeynep. Emredin komutanım. Denilebilir ki Türkler bunca şeyle uğraşırken bunu nasıl başaracaklar? Hiç kimse bundan kuşku duymasın. Bizler bunu muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda bulan sütü temiz, alnı temiz, vicdanı ve irfanı temiz Türk çocuklarıyla başaracağız. Onların özverisiyle, aşkıyla, onların tutkusuyla, yüreğiyle başaracağız. Yolumuz uzun ve çetin. Ama Tanrı'ya yemin olsun, mutlaka başaracağız. Ateşe Maliye Subayı, bana acil bir sabit telefon, telefon lazım. Kardeşim, bana sabit bir telefon bul. Burada, burada. Ver, ver, ver. Allah'ım, ne olursun geç kalmış olmayalım, ne olur. Ana salondan çıkan yüzbaşıyı gördün mü, nereye gitti? Yüzbaşı? Daha önce geçmedi Teğmen'im. Allah kahretsin. Komutanım, ben Çiğdem Ülgen. Efendim Çiğdem baba. Server teyzenin evinin önü. 35 metre yükseklikte, 300 metre mesafede, güneybatı yönünde, keskin nişancı. Anlaşıldı Çiğdem baba. Biz zaten yola çıktık. Orada her şey yolunda mı? Komutanım, ne olur acele edin. Alo. Galip babalar, hadi ya. Tosbağa mısın? Yapıştır şu gaza. Emredersiniz komutanım. Timane. Yüzbaşını bulduk mu? Hayır, gören olmamış. Sen misin? Dur orada. Leyla seni sordu. Neredeydin? Güvenliğe atlatmak zorunda kaldım. Bombayı aktive ettim. Hazır mısın? Hazırım. Ben çıkıyorum. Sana iyi şanslar. Bekle, bekle. Ne oldu? Koli bandım var mı? Koli bandı mı? Hı. Niçin? Anlarsın sebebini şerefsiz herif. Oy. Oy. Ah.
Uy, Allah senin belanı vere Sergey. Ola insan insana böyle vurur mu ya? Elinin ayarına senin. Allah'tan telefonu bulamadılar salaklar. Biz bulabilecek miyiz bakalım? Tuttum. Allah belamı vere. Ola iyice işi ***tık ya bu. Kurban olacağım Allah'ım. Ya hikmetinden sual olunmaz ama. Boy desen boy, poz desen poz, karizma desen zaten bunu hiç konuşmuyorum ya. Azıcık akıl vereydin bu kuluna ya. Hiç olmaz o kızımın aklının yarısı. Esra. Esra olsaydı bu durumda ne yapardı düşün Seyfi. Düşün ulan. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Buldum. Neydi o zillinin adı ya? Kapıyı açsana. Ablacığım. Yardım edeyim, ambulans çağırayım mı? Amonyak dokundu herhalde ya. Bizim Türkiye heyetinin servis elemandayız. Mantar çıktı. Buyurun Heyecanı dayanamadı. Öyle mi? Bu adam heyecandan bayıldı diyorsun şimdi, öyle mi? Bana bak, bomba içeride, iş bitti, tamam. Şu arabaya geç. Yoksa kafanı sıkarım. Geç şu arabaya. Ben işimi yaptım. Şimdi sen yoluna, ben yoluma. Geç şu arabaya. Gördünüz mü? Bir adama yardım ediyordu teminim. Canlı yayın aracına gittiler şu tarafa doğru. Gitmişler ya. Allah kahretsin. Ne yapacaksın? Aras mı isteyeceksin? O kadar zamanımız yok yüzbaşım. Bak yo, herkese cevap veriyorsun, bana niye vermiyorsun? Bonbuli ya ben. Kurban olayım kız, bir cevap ver Allah'ın belası. Senin için ne yapabilirim? Konuştu valla. Anlaşılmadı. Lütfen tekrar et. Kurban olayım bacım, benim çok acil kopuz almayla konuşmam lazım. Çok acil. Ses kaydı açılıyor.
ses kaydı. Kız ben sana ses kaydı mı dedim he? Kopuz Albay diyor, bu ses kaydı diyor. Allah seni yapanın belasını versin ha. Kopuz Albay'la görüşmem lazım, kurban olayım. Seyfi, neler söylüyorsun? Ya... Kurban olayım ya, ben burada boğazıma kadar atmışım. Görmüyor musun? Şimdi gelecek herif gene dövecek. Kurban olayım, bana yardım et. Anlaşılamadı. Lütfen tekrar et. Ya nasıl söyleyeyim ben de bilmiyorum. Ya bana yardım et. Kopuz Albay'ı ara, bunun nezini anlamıyorsun. Lütfen gitmek istediğiniz yönü tekrar belirtin. Hey ya, sen dalgalı geçiyorsun. Her tarafın farklı. Ben nereye gideyim? Ben nereye gideyim? Ya Kopuz Albay'ı ara. Kopuz Albay aranıyor. Uy, uy, vallahi arıyor. Yoktular Teğmen'im, yoktular. Yubandıra'ya gidipler. Bulacağız onları. Bulacağız, bulmak zorundayız. Bulacağız da. Gitmişler de, geç kaldı. Yüzbaşım. Bizim trafik bölge aramamız lazım hemen. Ha. Ama buradan nezi arayırlar bilmiyorum ki. Siz arayın, ben numarayı söylüyorum. Söyle. 0312. Kopuz Albay'ın telefonu Emir Erdoğan Bey'indir. Doğan kardeş sen misin? Seyf abi. Ne yapıyorsun ya? Nasılsın? İyi misin? Alo. Abi senin sesin boğuk boğuk geliyor. Telefon uzaktan mı koşuyorsun sen? Seyf abi nasılsın? Doğan kardeş, hiç vakit yok. Albay nerede? He, abi Albay toplantıda, hiç müsait değil şu an ya. Allah kahretsin. Komutan orada, kim varsa telefonu acil ona ver, çabuk. Ha. Sen daha da iş üstünde misin Seyfi abi? Yok. Bu da benim gibi gevezde, buna çabuk ol. Tamam, tamam abi, hemen koşuyorum. Komutan kimse ona söyle. Burayı temizlensinler. Zaten beni öldürecekler. Hiç olmazsa onları da temizlemiş olur. Abi öyle deme ya. Doğan. Sen aynen söylediğimi söyle. Uçaklar kalksınlar, burayı dümdüz etsinler. Yalnız. Yalnız ne? Söyle söyle, dinliyorum Seyfi abi. Kopuz babaya söyle ki. Kızım Esra'ya. İyi baksın he. Mevali boynuna. Bu benim vaziyetim, tamam. Seyfi abi kurban olayım, konuşma öyle Allah aşkına ya. Vay, vakit yok, dediğimi yap hadi. Tamam, tamam, hemen koşuyorum abi. Babalar, biz bunu daha önce nasıl akıl edemedik ya? Sorma komutanım, sorma. Beyler geldik sayılır. Hazırlanın. Kalk, sen Leren nerede? Allah kudu yeriz. Bayram, camları da kapat. Ne oluyor? Ya sorup 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 durma. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Yenge ne olur, hadi. Hadi yenge, hemen. Sen? Hatça, hadi, hadi uzatma, hadi. Hadi hemen. Ama sen? Hemen. Gir içeri. Kafasını vurdu. Askerler burada. Tim göndermişler. Canın cehenneme. Serkan. Ankara'dan çıkar çıkmaz seninle detaylı konuşacağız.
Ve eğer düşündüğüm gibiyse bu seninle son konuşmamız olacak, anladın mı? Oğlum bir nefes al. Ne diyorsan tekrar söyle. Komutanım, Sevfi telefonda. Karun yanındaymış, öldürüyorlar komutanım. Ver şunu bana. Efendim? Kardeşim ben seninle nece danışmalıyım ki? Azerbaycan Türkçesi konuşuram seninle. Bəxtiyarın Şəhriyarın dilinde danışıram seninle. Allah Allah ya. He? Yüzbaşım, ya kavga etmeyi bırak, bir bilgi alabiliyor musunuz acaba ya? Bir bilgi alın lütfen. Tamam, he. Aha. Ay sağ ol. Sağ olasın. Ne oldu, ne diyorlar? Konya yolu. 8 kilometre. Radara girmişler. Tamamdır, güzel. Bulacağız onları şimdi. Hazro kırsalı bildirildi komutanım. Kamp Aksu mezrasının kuzeybatısında Vadi Hakim Tepe'de. Diyarbakır jet üssünden hava akını düzenlenmesini emrinize arz ediyoruz komutanım. Anlaşıldı komutanım. Güneybatı 3 numaralı pistten havalanma izni istiyorum. Tamam. Kalkış izni verildi. Allah yardımcınız olsun. Hayram. Dadaş. Emredin komutanım. Sen, ben, Selçuk bir de Galip inşaata sızacağız. Emredersiniz komutanım. Serdar, İlyas'la evde kalın. Emre de bize atış desteği verecek. Emre duydun mu oğlum? Emre nerede? Emre dur! Emre! 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 Gülüyorsun ha? Ne oluyor sana? Neden aldın? Ölmesi neden umurumda olsun ki? Birimiz bu ölüm işini biraz fazla kafaya takıyor galiba. Ne oldu? Korktun mu? Serkan. Ne oluyor? Kes sesini. Allah kahretsin. Durdur şu arabayı. Durdur.
Ama burada. Komutanım. Kaan komutanım.